kameralarda hep okul heves getiriyordu buraya. Ama şimdi bugünden dolayı kamerahanlığa gittim, hiçbir bilgi de bulamadım. Ama bu şekilde yardım istiyorum ben de. Ama hastam da var. Gidip de gelip gelmek zor oluyor benim için. Bir de gelirimiz fazla yok, eşim de üzüldü. Fazla bir mağdurum yani. Kaldırması için yani ben yardım da bulmak istiyorum yani. Bu servis almasını istiyorum ben çocuğun. Çünkü servis gelsin istiyorum yani. Hı hı. Aynı zamanda bu şimdi çocuklar buradan karşıdan karşıya geçerlerken doğmuşlar falan. Zorlanıyorlar, tehlike arz ediyor. Bunun için neler söylersin? Yani tek başına da şey yapamıyorum. Ne olma olmaz diye. Kendim gitmesini alıyorum. Hı hı. Devlet taşıma sistemini taşıyordu. Bundan sonra kemer sıkma politikasında diye bir sistemi oturtmuşlar. Çocuklarımızı almıyorlar. Dolmuş rüzgar şey üzerinde yol istikameti olduğu için. Ama bu çocuklar ufak çocuk. Biri 3. 4. sınıf, biri orta 1'e gidiyor. Bu çocuklar bu dolmuştan binip de karşıdan karşıya siz de göreceksiniz. Karşıdan nasıl geçip nasıl dolmuş denizinden. Yani. Komşumuzunki öyle mağdur. Biz öyle mağdur. Ben sanayiden geliyorum. İşimi bırakıp çocuğumu alıp okuldan tekrar eve bırakıyorum. Tekrar dükkanıma gidiyorum. Mağdur olan biziz. Yani kemer sıkma politikası yapacaklarsa kendi makam aramızdan da artırlar. Yedikleri, içtikleri masraflardan düşsünler. Yani bize niye bu vatandaşa eziyet ediyorlar? Yani alacağı iki tane öğrenci araçlardan buradan geçiyor. Yani özel bir araç gelmiyor buraya. Kendi servisimiz geliyor, devlet arabası alıp gidiyor. Buradan da geçiyor. Ama kemer sıkma politikası dolmuş istikamet olduğu için bizi mağdur ettiler. Bu mağdurunu Sayın Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve müdürünün bu işe bizzat el atmasını istiyoruz yani. Görmesi lazım bunların nasıl bir vaziyet olduğunu. Aynı zamanda köpeklerin bugünün yoğun olduğu yer. Yani Allah göstermesin. Çocuk indi. Köpek hak kurdursa çocuk korkusunda ya yol atlayacak ya başka bir şey olacak. Narin meselesi var. Çocuklarımızı görüyorsun. Çocuk kaçırma olayı da var. Bilmem ne olayı da var. Ya bunları devletin bir iyi bir gözetmesi lazım. Yani bunlara bir çare bulması lazım. Bu çocuk da yani büyük çocuk olsa amenna. Kız çocuğum vardı. Onun servisini aldılar. Tamam alsın büyük kızım. Liseye gidiyor. Ona amenna. Ama bu ortaokul giden çocuk, ilkokul giden çocuğa biz nasıl yapalım yani? Nasıl dolmuş evde gidelim? Veya ablamız nasıl gitsin? Hastası var, beyin rahatsız. Nasıl evet yapsın yani? Bunun da mağdurumuzu devlet tarafından veya Milli Eğitim Müdürü veya yardımcısı gelip buraya bakıp ona göre öğrencilerimizi almasını istiyoruz.